Ah Güzel İstanbul'dan merhaba. Bugünkü durağımız Anadolu yakasında Kadıköy'ün gözdesi Moda. Moda, konum itibariyle tarihi yarımadanın karşısında bulunan Anadolu yakasının nezih semtlerinden biri. Moda denince akla çay bahçeleri, balık lokantaları, nostalji tramvayı, tarihi moda iskelesi, Moda Deniz Kulübü ve Barış Manço geliyor. Moda'da güne sahil yürüyüşüyle başlıyoruz. Bize yelkenliler eşlik ediyor. Ben 77'ye herkesin sevgilisi Barış abimizin evi artık müze olarak tüm sevenlerinin ziyaretine açıldı. Siz zaten adresi biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Müzenin bahçesinde bizi Barış abinin Adam Olacak Çocuk programını, domates, biber, patlıcan ve arkadaşım eşek şarkılarını simgeleyen heykeller karşılıyor. Alkış. Ben kimim? Barış Manço. Zemin katta bestelerini yaptığı Rüya şarkısının klibinde de kullanılan piyanosunun başında kendi heykeli bulunuyor. Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Burada antika merakının göstergesi olan tablolar, cam vazolar, aldığı ödüller ve plaketler de var. Dereler seni çallar, sevinirdik gül pembe. Mutfaksa kostümlerin sergilendiği bir oda haline getirilmiş. Asker kıyafeti, doktorada giydiği cübbesi ve kovboy çizmelerini burada görebiliyoruz. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü. Misafir odası ve yatak odasının bulunduğu birinci katta Manço ailesinin heykelleri bulunuyor. Yüzük şeklindeki vitrinde Bal Böceği klibinde kullandıkları da dahil en çok kullandığı yüzükler sergileniyor. Misafir yatak odasında mançoların ilk kullandığı sedefli yatak odası takımı var. Doğukan ve Batıkan'ın en üst kattaki odalarından birinde Manço'nun grafik çalışmaları sergilenirken,
diğeri Adam Olacak Çocuk Odası olarak düzenlenmiş. Müzede ayrıca Barış Manço'nun kravatları, pasaportları, nüfus cüzdanı, el yazıları ve aksesuarları bulunuyor. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin. Gazete arşivleri ise evin bodrumunda. Şimdi bir kafeye dönüştürülen seradaysa Kurtalan Ekspres'in heykelleri yer alıyor. İller sensiz olamadı gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Yemek için tercihimiz tabii ki Moda Kırıntı. Çünkü kırıntıların başlangıç noktası burası. 1981'de açılmış bu şube ve müşteriler için nostalji kaynağı. Koltuklar ya da masalar değişmemiş çünkü değişmesini istemiyorlar. Kırıntı klasiği olan kırıntı karışık ızgara geldi. Şimdi tadına bakıyoruz. Evet, herkese tavsiye ediyoruz. Evet, kırıntının bir diğer spesiyelitesi de Spanish Burger. Benim favorim etli mantarlı dürüm kırıntılı. Moda'ya kadar gelmişken tabii ki Alusta'da dondurma yemeden olmazdı. Merhaba, hoş bulduk. Son olarak Haluk Bilginer'in oyun atölyesinde güzel bir oyun izlemek istiyorsanız önceden bilet ayırtmanızı öneriyoruz.
Ah Güzel İstanbul'dan şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın ama İstanbul'suz kalmayın.